Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Allah'ım, seni anmak, seni anlamak, verdiğin nimetlere şükretmek ve sana hakkıyla kulluk edebilmek için bize güç ve kuvvet ver. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Amin. Sevgili dostlar, iftar saatine yaklaştığımız şu mübarek günde tuttuğumuz oruçlarımızı kulluğumuzun bir nişanesi olarak kabul buyurmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Efendim, sizleri, 81 ilden stüdyomuza bağlanan misafir hocalarımızı ve tabii ki kıymetli jürimizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Efendim, Türkiye'nin bir numaralı televizyonu TRT1 ekranlarına Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dostlar, koca bir haftayı geride bıraktık. Birbirinden değerli, kıymetli yarışmacılarımız, o muhteşem tilavetleriyle kalplerimizin derinliklerine nüfuz edip adeta ruhumuzun bam teline dokundular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kıymetli dostlar, sevgili izleyenler, artık Ramazan aylarımızın bir klasiği haline gelen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmamız başlıyor. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ Hayır hocam. Musiki denilen nutku ilahi engin bir denizdir namütenahi. Çok kısa oldu. Değil mi Sayıklar hocam, bana böyle geldi. Yani kısa oldu. Olmadı galiba. Evet, olmadı hocam. Problem. Niye? Yolun, yönün, gönlün açık olsun daima. Ve bugün günü birinci bitiren yarışmacımız... Ahmet Sami İlhan geliyor. Ahmet Sami, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Maşallah, çok genç bir yarışmacı kardeşimiz geldi bugün. Maşallah. Eyvallah. Ahmet Sami, seni bir tanıyabilir miyiz? Ahmet Sami İlhan. Yarışmaya Bursa'dan katılıyorum. Mihraplı'da musiki projesinde henüz 10. sınıf öğrencisiyim. Musiki anlamında... Çalışmalarımız mevcut. Bunun dışında herhangi hafızlık vesaire var mı? Elhamdülillah hafızım. Hafızlık da var. Kaç yaşında hafız oldun? 14 yaşında bitirdim hafızlığımı. Maşallah. Bursa Emir Sultan Kur'an kursunda maşallah yaptık. Elhamdülillah bitirdik. Eyvallah. Bak Yunus diyor ki, yar yüreğim yar, gör ki neler var. Bakalım Ahmet'im, sende neler var? Şu yüreğindekileri bize aktarıver. Hazır mısın? Hazırım hocam. O zaman seni şöyle bir rahliye alalım.
Ahmet Sami İlhan, Enbiya Suresi 101 ila 107. ayetleri tilavet edecekler. Şimdi Kur'an zamanı ve söz Kur'an'ın. سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم Ahmet Sami, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ağzına sağlık. Efendim şimdi 81 ilden stüdyomuza canlı olarak bağlanan misafir hocalarımızdan Ahmet Sami için oy kullanmalarını istirham ediyoruz. Buyursunlar efendim. Evet, hocalarımız oylarını kullanıyorlar.
Evet, hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ilk değerlendirmelerini yapmak üzere Halil Hocam, sizden başlamak istiyorum. Eyvallah. Müsaade ederseniz efendim. Estağfurullah, çok teşekkür ediyorum. Şimdi yavrumuz musiki okulunda ağırlıklı, yani evet, musiki ağırlıklı okulda okuyunca ilk sözü size vermek istedim. Çok teşekkür ediyorum değerli dostum Eşref. Şimdi sizi de tebrik ediyorum aziz kardeşim. Teşekkür ederim. Elbette musiki ile meşguliyet bir, nasıl söyleyeyim, farklılıktır. Bir başka yerden seslenmektir hayata. Yani gönül sesimizin sözcüleri olmak demektir. Musiki için derler ki değerli dostum Eşref, musiki denilen nutku ilahi engin bir denizdir namütenahi. Böyle bir nimetle karşı karşıyayız. Ve bizim aslında musikiye atıfla söyleyeceğimiz cümlelerden bir tanesi de şudur bana göre. Yani insanın yüceliğini musikiyle yükselten ve dolayısıyla az evvel arz ettiğim gibi gönül sesimizin sözcüleri olmak itibarıyla değerli dostumuz gibi musiki ana nimet itibarıyla değerli dostumuzun da nasibine düşmüş. Bununla çok mutlu olmalı, çok mutlu hissetmeli kendini. Eyvallah. Bu arada Kur'an tilavetini de bir arz edeceğim. Çok kısa oldu. Değil mi Sayın Hocam? Bana böyle geldi. Yani kısa oldu. Bir de bu seyirde bence değerli kardeşim biraz daha fazla böyle namedar olabilirdi. Olamadı galiba. Niçin olamadın? Yani orada açabilirdin sesini, yukarıki sesleri. Çünkü müsaitli bir sesin var, müsaitsin. Bir ayeti kerimede mesela o tiz bölgeleri de gösterebilirdin diye hissettim. Olmadı galiba. Evet, olmadı hocam maalesef. Heyecan var hocam. Heyecan oldu. Heyecan. Ama yani bizi dünyadan koparıp ukbaya bağlayan bir aşk makamıdır Nevavuşak. Oradan bize seslendin. Yani biraz daha doyurabilirdin. O dikkatimi çekti. Ama bu yol güzel bir yol. Seni bu yolda diri böyle, diri durmanı ve bu yolu da kat ederken etrafına güzellikler sunmanı, kalplerin o değerli dostumuzun söylediği gibi ta derinliklerine nüfuz edip ruhun semalarına çıkartacak şekilde o musikiyle hitap etmeni gönülden dua ediyorum. Yolun, yönün, gönlün açık olsun daima. Allah razı olsun. Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Osman Egün hocam. Evet, Eşref hocam teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ahmet Sami İlhan kardeşimize de yavrumuza da çok teşekkür ediyorum. Güzel bir tilavet. Şöyle bir rahatla. Allah razı olsun hocam. Ceketin önünü bir aç. Değerli dostum benim, rahat ol. Çok güzel bir iş yapıyorsun. Değerlisin. Onu bizim size hissettirmemiz lazım. Onun için bir rahatlayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Eşref hocam, son günleri Medine'de vesaire ashabına nasihatlerde bulunuyor, tavsiyelerde bulunuyor ve hocam şöyle diyor. Bir gün gelecek diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar dinlerini öğrenmek için akın akın Medine'ye gelecekler diyor benden sonra. Ve ashabına şöyle diyor. Ey ashabım, ey arkadaşlarım, ey dostlarım. O dinlerini öğrenmek için akın akın koşup Medine'ye gelecek insanlar benim sizlere vasiyetlerimdir. Benim sizlere emanetlerimdir. Aman onlara öyle davranın diyor. Bu hadisi beni böyle hep hatırladıkça, bu Ahmet hocam gibi, değerli dostum gibi, kardeşim gibi, Ahmet Sami gibi yavrularımızı gördükçe, okulda, başka alanlarda hep bu hadis aklıma gelir benim. Onun için böyle bir yavrunun şu platforma gelip, şu sahneye gelip, burada Eûzü Besmele ile tilavete girmesi, burada bulunması bizim için bir nimet, bir efendim güzellik, ayrı bir güzellik. Ülkemiz için de böyle hocam, 16 yaşında, 14 yaşında hafız olmuş. Musikiyle ilgileniyor. İmam Hatip Lisesi'ne gidiyor. Efendim kanun, efendim enstrümanıyla yakın bir ilgisi, münasebeti var. Ya bu güzellikleri, şöyle bir millet olduk biz. Yani birçok güzellik var ama bu güzelliklerin hazzını yaşamayı bir türlü beceremedik. Onun için yani okuduğun okuldaki
Müdür beye ne mutlu, oradaki öğretmen arkadaşlarımıza ne mutlu, bu kadar güzel bir öğrenciyle karşı karşıya kalmışlar. Tabii TRT'mizin vasıtasıyla da efendim biz bu kardeşlerimizi tanıma imkanı, fırsatı buluyoruz. Onun için ben canı gönülden teşekkür ediyorum. Hem size, hem siz, annenize, babanıza, hocanıza ve buraya gelmenize vesile olan herkese müteşekkirim. Cenab-ı Hak onlardan razı olsun. Ağzınıza sağlık. Allah razı Eyvallah, olsun. Eyvallah değerli dostum benim. Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam, hocaların hocası. Hepimizin hocası. Hocam buyurun. Elhamdülillah. Teşekkür ederim. Sizi çok seviyoruz hocam. Sağ ol. Allah razı olsun. Amin. Ahmet Sami İlhan. Evet hocam. Güzel okudun Ahmet Sami, maşallah. Allah razı olsun hocam. Kur'an'a emeğin var ve bu emek boşa gitmemiş. Bursa'da yaşıyorsun. Kur'an, Ramazan ve Bursa. Bunlar çok birbiriyle çok yakın isimler, kavramlar. Bursa'mız Kur'an-ı Kerim'in makarı. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'in güzel okunduğu şehirlerimizden birisidir gerçekten. Sen de orada yetişmişsin, daha evet, da yetişeceksin. Güzel başladın, akordun güzeldi. Yani tam yerinde başladın ve devam ettin. Sesin güzel. O Eyvallah. Sesle çok güzel Kur'an okuyacaksın ileride inşallah. İnşallah hocam. Biraz... Halil kardeşimizin de değindiği gibi biraz tizlerini tatmak isterdik. Hani zemin, meyan, gelişim ve meyan bu kompozisyonu görmek isteriz. Sen daha yetişeceksin. 16 İnşallah. Yaşındasın. İnşallah Kur'an hizmetini devam edeceksin. İnşallah. Biraz bizi doyuramadın yani, kısa oldu. Acık bir şöyle bir senin sesinde, senin güzelliğinde tadına varsaydık yani Ahmet İlhan iyi olacaktı ama inşallah gelecek günlerde bunu tadarız. İnşallah hocam. Tebrik i̇nşallah ediyorum. Hocam. Çok, Allah razı olsun çok tebrik hocam. Ediyorum. Allah Kur'an yolunda seni daim eylesin. Amin. Amin. İnşallah Amin. Hocam. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Sami, puanlama için hazır mısın? Hazırım. Peki o zaman seni şöyle alalım. Buyur. Halil hocam. Evet. Bu akşam da bu program vesilesiyle aziz milletimizle birlikte biz de sinelerimizi açtık, Kur'an'la doluyoruz. Elhamdülillah. Çok şükür. Sizin vesilenizle ve dahi siz de bizim gönlümüzü hoş ettiniz. Kısa oldu ama teselli bulduk. Yani kısa oldu ama teselli bulduk. Gönlümüz teselli buldu. Şimdi vereceğim notla gönlün teselli bulsun. Zira hayata dair Kur'an'la konumlandırdın ya kendini. Elhamdülillah. Çok büyük bir iftihar vesilesi hepimiz için. Sevgili Ahmet. Yolun, yönün, gönlün açık olsun. Amin inşallah. 90. Halil hocam 90 puan veriyor. Osman Egin hocam. Evet, Ahmet Sami İlhan kardeşim, değerli yavrumuz. Güzel bir tilavet, güzel bir icra. Ben de size bu güzel tilavetiniz sebebiyle ...92 puan veriyorum. 92 puan veriyor Osman hocam. Hocam. Sayın hocam, Mehmet Ali Sarı hocam. Evet. Ahmet İlhan... ...hafız maşallah. Elhamdülillah. Ve Kur'an-ı Kerim'e hizmeti var. Bu yaşına kadar onunla meşgul olmuş. Ve... ...böyle gidecek.
ufak tefek eksikleri var, onları tamamlayacak. İnşallah. Ve çok güzel bir ortamda bulunuyor. O ortamın değerini bilerek Kur'an'la, manasıyla, elfazıyla, sesiyle gelişecek. İleride çok güzel bir Ahmet İlhan göreceğiz inşallah. İnşallah. Ben i̇nşallah kendisine 94 veriyorum. 94 puan veriyor Mehmet Ali Sarı Hocam. Ahmet Sami İlhan hocalarımızdan toplamda 276 puan alıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kendisini uğurluyoruz. Son gidişin çok yordu, kalplere hüznün doğdu. Sen gidince ey Nebi, seninle birlikte ben de senin heyecanına kurban olmuş oldum. Yeter, Allah bereket versin. Eğer bu okuyacağınız yerin mealini okusaydınız, o bizi ferahlatan sesinizi o yönde birazcık meşgul ediniz. Dağa bakmak başka bir şey, dağdan bakmak başka bir şey. Ya. Sen şimdi dağa bakıyorsun, hocalarım dağdan bakıyor. Ve bugün günü birinci bitiren yarışmacımız... Huzurlarınıza Muhammed Bıçak geliyor. Muhammed, hoş geldin. Hoş bulduk kıymetli hocam. Eyvallah. Allah razı olsun. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Hocam ben Muhammed Bıçak, Adıyamanlıyım. Hastane Camisi din görevlisiyim. Adıyaman Merkez Hastane Camisi din görevlisiyim. Maşallah. Sana. Evliyim, bir evladım var. Ellerinizi öpsün inşallah. Bu kadar hocam, heyecanlıyız. Hocam Adıyaman deyince, Adıyaman'a çoğumuz gitmişizdir, sizler de gitmişsiniz. Böyle sakin, böyle sekine insanlar, hep böyle kalmış benim aklımda. Çok güzel bir şehir. Evet. Gerçekten insanlarında böyle bir sükunet var. Böyle o sekine bütün şehrin üzerine böyle çöküvermiş sanki. Bu Muhammed kardeşimde de aynı hissiyatı aldım. Efendim, gönül sultanlarının, manevi erlerin bolluğu da o sekineti sağlayan mühim bir unsur bence. Eyvallah. Oradaki metfun olan. Eyvallah. Muhammed, neler yapıyorsun görevinin dışında? Hocam ilahi yapıyoruz genelde. Yani ilahi, bazen böyle söz beste yazıyoruz, şey yapıyoruz kendi halimize. Hocamızdan aldığımız o aşkı, o muhabbetle hocam yolumuza devam ediyoruz. Bestem var hocam, evet. Peki bize sözler... şöyle bir kuple, hem sen de bir rahatlayıver. Olur inşallah. Okuyabilir misin? Ama sesinden gir, ha şöyle ses falan girme. İnşallah. Resulullah'ın vefatıyla ilgili yapmıştım. Resulullah'ın vefatını anlatmaya çok çalıştığım uzun bir eser. Kısa, kısa bir kuple alalım. Son gidişin çok yordu, asabın yandı soldu, kalplere hüznün doğdu, sen gidince ey Nebi, kalplere hüznün doğdu, sen gidince ey Nebi. Eyvallah. Ağzına, yüreğine sağlık. Böyle çok besten var mı? Hocam birkaç tane var. Yapmaya çalıştık. İyi maşallah. Tane. Allah razı olsun. Ağzına hocam sağlık. Muhammed nasıl? Rahatladık mı biraz? Rahatladım hocam. O zaman seni şöyle rahlenin başına alalım. Muhammed Bıçak, Şuara Suresi 78 ila 90. ayetleri tilavet edecekler. Şimdi Kur'an zamanı ve söz Kur'an'ın. Bismillahirrahmanirrahim.
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي وألحقني بالصالحين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين صدق الله العظيم. Muhammed Bıçak, ağzına yüreğine sağlık güzel kardeş. Rabbim razı olsun kıymetli hocam, Allah. Eyvallah, Allah razı olsun. Evet, şimdi misafir hocalarımızdan Muhammed Bıçak için puanlama istirham ediyoruz. Evet, 81 ilden stüdyomuza canlı olarak bağlanan misafir hocalarımız puanlarını gerçekleştiriyorlar. Evet, puanlamamız bitti. İlk değerlendirme için Osman Egin hocam. Buyurun efendim.
Teşekkür ediyorum kıymetli dostum. Bu güzel tilavet için de Muhammed Bıçak Hocama çok teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Allah razı olsun değerli kardeşim benim. Şimdi efendim, İbrahim Aleyhisselam, işte muhatapları var. Onlarla konuşuyorlar. Sizi, onların başka tanrıya inanıyorlar, başka tanrıları var. Onun bir Rabbi var. Onlara soruyor, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Orada en sonunda kendisi söylüyor. Rabbinin sıfatlarıyla alakalı. Rabbi ile olan ilişkisini, münasebetini anlatıyor. Hani bir hadis-i şerif var ya, siz Rabbinizi nasıl hayal ederseniz, Rabbiniz sizi öyle muamele edecek. O çok önemli, insanın Kur'an'a bakış açısı, peygamberine, Rabbine bakış açısı çok önemli üstadım. Eyvallah. Şimdi burada o geçen bir ayet-i kerime var. İşte anlatıyor, beni yedirir, beni meydana getirdi, doğdurdu. Bana yolumu nasıl bulacağımı öğretti. Nasıl hidayete kavuşacağımı efendim bana gösterdi. Bir ayet-i kerime var orada, benim hepsi çok hoşuma gidiyor ama diyor ki, وَالَّذ۪ي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَط۪يَتِي يَوْمَ الدِّينِ Şunları 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 yapar Rabbim ama bir de bir şey daha var. Hesap gününde ya, hatalarımı bağışlayacağını umduğum da odur. Ya. onu umut ediyorum. Üstadım, bu Ramazan gününde bizim de duamız bu ya. وَالَّذ۪ي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي Ya Rabbi, dolu dolu 11 ay, hatta Ramazan'da bile devam ediyor hala hatalarımız ama bir gün gelecek. O gün hesap vereceğimizi biliyoruz ama biliyoruz. O günün dehşetinin de neler olduğunu biliyoruz ama o günün sahibi biri var. Ondan bu saatte biz hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Ümit ediyoruz. Ya Rabbi, bağışlayacaksın. Çünkü bizim başka gidecek kapımız yok. Senin kapından başka bir kapıyı biz tercih etmedik. İşte o Şuara suresinde ayet-i kerimeler bize onu hatırlatıyor. Biz de bizi izleyen dostlarımız, kardeşlerimiz adına efendim hem onların efendim tercümanı oluyoruz, hem de burada bu stüdyoda bu güzel saatte Rabbimizden hatalarımızı bağışlamasını ümit ediyoruz, umuyoruz. O umduğumuza da Allah'ın izniyle ulaşacağız diye temenni ediyoruz, dua ediyoruz değerli dostum benim. Eyvallah hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Eyvallah üstadım. Mehmet Ali Sarı hocam. Teşekkür ederim efendim. Muhammed Bıçak kardeşimiz güzel başladılar. Sesi gayet elverişli, güzel. Biraz aynı nameleri tekrar tekrar sundular. Biraz daha değişik nameler beklerdik kendisinden. Tabii galiba okuduğu makam müstear makamı gibi geldi bana. Onun ikmali için lazım olan perdeleri duyamadık. Tabii bitirme ve başlama eksikliklerini Egin kardeşimiz ifade ettiler, ben ifade edecektim. Bu çok önemlidir. Bu konuyu, bu tilavetleri, burada okuyacağınız tilavetleri kontrol makamında olan kişiler veyahut da buraya gelirken bir hocanıza buradan başlayıp burada bitireceğim diye iyi yetkili bir hocanıza dinletseniz böyle bir şey olmazdı yani. Hocam, şöyle de olabilir. Özür diliyorum, bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi bir de şöyle bir güzellik oluyor. Bu arkadaşlarımıza müdahale edilmeden bu şeyleri, bu tür böyle usul hataları falan yaptığında bunları insanla bizi izleyen kardeşlerimizle paylaşma imkanı, fırsatı oluyor bizim için. Bir de o ayrı bir güzelliği var yani. Evet, evet, doğrudur. Evet. Seyircilerimiz de dinlemiş oluyorlar. Evet, evet, yani onlar da biz de istifade etmiş oluyor sizden hocam. Kur'an-ı Kerim'in bu inceliklerini duymuş oluyorlar tabii. Evet hocam. Eğer bu okuyacağınız yerin mealini okusaydınız, siz de bu eksikliği kendi kendinize görebilirdiniz. Muhammed Bıçak kardeşim. Evet. Teşekkür ederim Muhammed Bıçak. Allah razı olsun. Biz de hocam, size teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Halil hocam. Evet, çok teşekkür ederim değerli dostum Eşref Ziya. Size de çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Dostum çok tedirgin okudunuz. Yani seyir esnasında da buyurdukları gibi müstahar sesler vardı ama böyle rast gibi de duydum ben onları. Zaten değil mi hocam? Evet, evet. Oturmadı. Evet. Dolayısıyla bence beste yapıyorsunuz ya. Bu beste yapın yine. Geldiği vakit yapın ama değerli dostum.
Siz mihrab ehli, minare ehli, değil mi? Mahfel ehli biri olmak itibariyle bu tasih huruf ve tavır noktasında o güzel, o kıymetli, o bizi ferahlatan sesinizi o yönde birazcık meşgul ediniz. Yolunuz, yönünüz, gönlünüz açık olsun. Eyvallah hocam, ağzınıza sağlık. Muhammed kardeşim, doyurucu oldu sizin için, evet, inşallah bu açıklama. Allah razı olsun, Rabbim bunlar razı olsun. Bunlar çok büyük nimettir bak. Evet. Şimdi dağa bakmak başka bir şey, dağdan bakmak başka bir şey. Sen şimdi dağa bakıyorsun, hocalarım dağdan bakıyor. O yüzden bunun kıymetini bilmek lazım. Senin için bu çok büyük bir fırsat bence. İnşallah kıymet hocam. Evet Muhammed hocam, hazırsanız şimdi sizin için puanlama vakti. Buyurun. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam, buyurun efendim. Sevgili Muhammed kardeşim, ezanlarınızla kainata seslendiniz, sesleniyorsunuz. Kur'an'ınızla da bu mübarek Ramazan gününde hanelere, hanelerimize seslendiniz. Ne mutlu, sizi tebrik ediyorum. Eyvallah hocam. Ve ben size inşallah gelişeceksiniz, ümit varım. 87 puan veriyorum. 87 puan veriyor Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Halil hocam. Evet. Çok şey baktınız hocam böyle bir an. Ben görmeye çalıştım değerli dostumuzun istikbaldeki durduğu, duracağı yeri de öyle bir bakış oldu. Eyvallah. İyi yerde gördüm aslında. Sesiniz güzel. Ama bu atmosfer tabii ya. Evet, ben de... ...90 puan veriyorum. 90 puan veriyor Halil hocam. Osman hocam. Evet sevgili kardeşim, değerli meslektaşım, gönüldaşım, Muhammed Bıçak hocam, ben de bu güzel tilavetiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ve bu tilavet sebebiyle Adıyaman'dan aramıza katılan Muhammed Bıçak kardeşime ben 92 puan veriyorum. 92 puan veriyor Osman hocam. Evet. Muhammed Bıçak hocalarımızdan toplamda 269 puan alıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve uğurluyoruz. Şikayet falan var mı? Kısa tutuyoruz hocam. Kısa ama öyle büyük ödüller, öyle büyük vaatler var ki onların içinde. Sesinizin görkemini ilerleyen ayetlerden birinde görmeye başladık. Hocam, tensip buyururlarsa aynı puanı arz etmek istiyorum. Sürpriz bir ödül var. Eyvah dersin. İnşallah kıyamette bunları annem, babam, arkadaşlar görmez. Görürse yandık. Aynı hissiyatı aldım. Ve bugün günü birinci bitiren yarışmacımız... huzurlarınıza Bilal Yıldırım geliyor. Bilal hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Bilal Yıldırım. Erzincanlıyım. Üsküdar Mihrimah Sultan Camii'nde müezzin kayyum olarak görev yapmaktayım. Ben de Bilal hocam gelince böyle bir İstanbul, Üsküdar havasını şöyle bir alır gibi oldum. Demek ki Üsküdar'dan dolayıymış hocam. Özlemişiz İstanbul'u. Eyvallah. Eyvallah. İstanbul. Evet Bilal hocam. Üç çocuk sahibiyim. Üç çocuk sahibisiniz maşallah. Evet. Şimdi Mihrimah Sultan deyince tabii Üsküdar, Sultantepe, Üsküdar'ın en güzel yerinde camimiz. Onun bir hikayesi var Mihrimah, evet. Sultan'ın. Sizden şöyle kısaca bir
hikayesini dinleyebilir miyiz hocam? Mihrimah Farsça bir kelime. Mihir, güneş demek. Mah, ay demek. Tabii ki Kanuni Sultan Süleyman dönemin şu anda da en iyi mimarı olan Mimar Sinan'a kendi kızı adına yaptırdığı bir camidir. Caminin bir özelliği de Beyazıt Yangın Kulesi'nden Nisan-Mayıs aylarında o kuleden bakıldığında iki minarenin arasına güneş doğuyor ve yine ay da oradan görünüyor ve yine o kuleden diğer Topkapı'da, Edirne Kapı'nda yaptığı Mihrimah Sultan'a baktığında da aynı şekilde güneşin batışını izlemek mümkün. Hocam kültürde, medeniyette, mimaride geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Evet. Ya, elhamdülillah. Zirve. Evet, Bilal kardeşim. Peki başka iştigal alanınız var mı? Müzikle aranız nasıl? Musikiyle aranız nasıl? Severim. Seversiniz. Biraz gayretliyimdir. Geç görev aldım. Bu konuda aldım. Çalışmalarınız var mı? Yani şöyle, hep hayalimdi. 2013 yılında imamlık vazifesini kazandım. Atanır atanmaz ders almaya başladım. Musiki olarak da kendimi ilerlettim. Maşallah. Ha, bir yere kadar tabii ki tam olarak değil ama o konularla biraz şey yapıyoruz. Yani. Eyvallah. Peki rahatladık mı? Evet, rahatım. Peki o zaman sizi şöyle rahlenin başına alalım. Bilal Yıldırım, Ahzab suresi 41 ila 48. ayetleri tilavet edecekler. Şimdi Kur'an zamanı ve söz Kur'an'ın. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا
أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Bilal hocam, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Rabbim razı olsun sizden. Sizden de razı olsun. Şimdi 81 ilden stüdyomuza canlı olarak bağlanan misafir hocalarımızdan Bilal hocamız için puanlama istirham ediyoruz. Buyursunlar efendim. Hocalarımız puanlamalarına başladılar. Puanlama sona erdi. Şimdi ilk değerlendirmeyi yapmak üzere Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Buyurun. Bilal Yıldırım. Evet hocam. Maşallah güzel okudun. Allah razı olsun hocam. Bu Mihrimah Sultan Camii Üsküdar değil mi? Evet hocam. Bir başka daha var. Var hocam, Edirne Kapı'nda. Nerede o? Edirne Kapı'nda hocam. Efendim? Edirne Kapı'da hocam. Edirne Kapı'da. Evet hocam. Allah geçmişimize rahmet eylesin. Amin. Amin. Amin ya Rabbi. Mihrimah Sultan Camii'nde görevli arkadaşlardan derece alanlar var değil mi? Var hocam. İki evet. Kişi mi? Bir kişi hocam, Mustafa. İki kişi. Mustafa sen hocam. Üçüncü oluyorsun. Maşallah. Güzel, çok güzel. Seyir güzel, ses elverişli, okuyuş mükemmel. Tebrik ederim. Çok sağ olun hocam, Allah razı olsun. Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Halil hocam. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Değerli dostum Eşref Ziya. Hocam ağzınıza sağlık. Allah hocam. Razı olsun hocam, sağ olun. Güzel okudunuz. Sesinizin görkemini ilerleyen ayetlerden birinde görmeye başladık. Oradan seyrinize devam ettiniz. Yani bu seyir aşina bir olduğumuz bir seyir. Güzeldi. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Büyük bir potansiyel olduğunuz da aşikar. Onu da aziz izleyicilerimizle birlikte karar ettik şimdi. Allah razı olsun. Dolayısıyla sizin de yolunuz, yönünüz, gönlünüz daima açık hocam, olsun. Allah razı olsun. Eyvallah hocam. Osman Egin hocam.
Evet, Bilal Hocam, ben de bu güzel tilavet için çok teşekkür Sağ ediyorum. Ol hocam, Ahzab Allah suresinden ayet-i kerimeleri bize tilavet etti. Güzel bir şey, devamlı hafızlarımız, karilerimiz hep okuyorlar. Orada bir ayet-i kerime var. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedildi, sonra Cenab-ı Hak'la bahseden ayet-i kerimeler var. وَكَانَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَح۪يمًا Allah Allah. Yani müminlere karşı çok merhametlidir Rabbimiz. Çok merhametli. Ama şu iki noktayı da ayırmak lazım Eşref Ziya Hocam. Müminim diyenlere karşı demiyor. Mümin olanlara karşı. Mümin olanlara çok merhametlidir. Hatta o kadar merhametlidir ki yarın ona kavuştuğumuz gün, biz ona kavuştuğumuzda bize esenlik dileyerek bizi selamlayacak. Yani mümin olanları inşallah. Biz de inşallah biz de onlardan oluruz. Mümin üzerine niye şey yaptınız hocam? Nasıl hocam? Yoğunlaştınız mümin Çünkü olanları. Çünkü Kur'an diyor. Yoğunlaşıyor üstadım. Müminim diyenle mümin olanı ayırıyor Kur'an-ı Kerim üstad. Oraya yoğunlaşmamız lazım ki doğruyu bulalım, doğrunun üzerinde kalalım. Evet. Aziz dostum benim. Bir de yine enteresan, çok kısa bir ayet-i kerime de kısa kısa ama öyle büyük ödüller, öyle büyük vaatler var ki onların içinde. وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيمًا Onlar orada çok özel bir hediye hazırladı. Kavuşacaklar, daha bitmedi. Onlara esenlik dileyerek onlara selamlayacak. Bu da onun sürpriz bir ödül var. Mümin olmak lazım üstad. Mümin kalmak lazım. Mümin kalarak da Cenab-ı Hakk'a efendim canını teslim etmek lazım. Bu güzel günler hürmetine. Ya Rabbi bizi mümin olanlardan, mümin kalanlardan ve mümin olarak ölenlerden eyle bizi diye amin, dua amin. Diyoruz. Ve Bilal Hocam'a güzel bir tilavet. O güzel tilavet için çok teşekkür ediyorum. Şimdi Bilal Yıldırım Hocam için puanlama vakti. Hocam buyurun. Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam, buyurun. Bilal Yıldırım kardeşim, o güzel sesinizin ufuklarda devam etmesi dileğiyle sana puan veriyorum. Güzel okudun ama tabii çok daha güzel okuyacaksın. 98 veriyorum 98 sana. 98 puan veriyor Mehmet Ali Sarı Hocam. Halil Hocam. Evet. Güzel bir haftaya başladık değil mi? Sizin baştaki ifadenizle. Güzel Eyvallah bir haftadan hocam. Güzel bir haftaya. Yani dostum, tam puan vermek isterdim. Seninle birlikte ben de senin heyecanına kurban olmuş oldum. Sekder Hocam tensip buyururlarsa aynı puanı arz etmek istiyorum. Tabii. 98. 98 puan veriyor Halil Hocam. Osman Hocam. Evet Eşref Ziya Hocam, ben de kardeşim Bilal'e bu güzel tilaveti sebebiyle Halil Necipoğlu Hocam'ın hissiyatını da kendi tarafıma alarak onu da aynı zamanda yerine getirmek suretiyle 100 puan veriyor. 100 puan veriyor Osman Hocam. Bugünün ilk 100 puanı Osman Hocam'dan geldi. Bilal Yıldırım toplamda hocalarımızdan 296 puan alıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve uğurluyoruz. Hocam buyurun. Arkadaşlarınızı merak ediyorum. Genç arkadaşlarınız var mı? Aslında bu işin tam piri hocam. Ben merak ettim. Yani bu sabah ile mi bitirecek yoksa okuduğu makama dönecek mi diye. Yani böyle hiç gitmemişsiniz gibi, görmemişsiniz gibi. İşte budur. Dıymam ya. Dıymam. Harika. Çok güzel. İşte. Ve bugün günü birinci bitiren yarışmacımız... Huzurlarınıza Burhan Bilim geliyor.
Burhan Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sizi tanıyabilir miyiz kısaca? Hocam Burhan Bilim, aslen Ordu Korganlıyım. Babamın işi sebebiyle Tekirdağ Kapaklı'da yaklaşık 25 yıldır ikamet ediyoruz. Çanakkale Çan Fatih Camii'nde görevliyim, evliyim, bir de oğlum var. Eyvallah. Maşallah hocam, genç bir imamla. Eşref hocam, benim dileğim ne biliyor musunuz? Burhan hocamın cemaat olmak ya. Tabii. Eyvallah hocam. Hem Burhan hem Bilim. Yani Burhan Çanakkale Bilim, Çan, evet. Öyle mi? Evet Çan. Hocam, evet Çan ilçesi. Eyvallah. Peki hocam hazır mıyız? Hazırız. O zaman sizi şöyle rahlenin başına alalım, buyurun. Burhan Bilim, Ali İmran Suresi 144 ila 148. ayetleri tilavet edecekler. Şimdi Kur'an zamanı ve söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ
وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ağzına sağlık Burhan Hocam. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Maşallah sana. Şimdi 81 ilden stüdyomuza canlı olarak bağlanan hocalarımızdan yarışmacımız için puanlama istirham ediyoruz. Buyursunlar hocam. Evet, puanlamalarını gerçekleştiriyorlar. Teşekkür ediyoruz kendilerine ve İlk değerlendirmeleri için hocalarıma söz vermek istiyorum. Halil Hocam, buyurun. Eyvallah, teşekkür ederim değerli dostum. Hocam ağzınıza sağlık, güzel okudunuz. Yani böyle bir musikiye sizin gönlünüz var gibi. Değil mi? Sizin musikiye gönlünüz var gibi. Çünkü seyriniz içinde... Yani böyle bir takım nüansları bize göstermeye çalıştınız ama bana pek olgunlaşmış gibi gelmedi. Olgunlaşma potansiyeli, ihtimali çok yüksek bir kere. Bunu bilmeniz lazım. Tabii ki heyecanlandınız. Tabii ki burası heyecan için fevkalade müsait bir ortam. Ama siz bence çok iyi bir okuyucu olabilirsiniz. Sesiniz giderek de oturacak. Henüz kıvamına doğru yolculuk halindesiniz sesinizin. Başarılar diliyorum. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sağ ol. Teşekkür ederiz hocam. Mehmet Ali Sarı hocam. Burhan Bilim, tebrik ederim. Sağ olun hocam. Mütebessim bir yüz, güzel bir Kur'an ve Ramazan-ı Şerif'in halaveti bir arada. Ne kadar güzel. Güzel dakikalar yaşıyoruz. Güzel bir başlama yaptınız. Sesinizin tınısı ve cehareti nefis. Çok güzel. Tebrik ederim. Temiz okudunuz, saf, sade okudunuz. Nağmeye boğmadınız elfazı, Kur'an lafızlarını böyle. Tiz perdelerde de muhayyer perdesine kadar çıktınız ama yukarılarına zahmet etmediniz. Pek yormak istemedi hocam kendisini. Efendim? Kendilerini pek yormak istemediler. Zahmet etmediniz. Estağfurullah hocam. Burhan'cığım, güzel bir sabah yaptınız. Ben merak ettim, yani bu sabah ile mi bitirecek yoksa okuduğu makama dönecek mi diye, siz başarılı bir şekilde sabah makamından uşak makamına tekrar güzel bir dönüş yaparak aşırı şerefi bitirdiniz. Tebrik ediyorum. Sağ olun hocam, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Osman Egin hocam. Eşref Ziya hocam, mümin doğrunun ve güzelin peşinde koşar. Eyvallah. Bir insanı merkeze koyarak değil. O doğruya sahip çıkan insana da sahip çıkılır ama öncelikle mümin
Doğrunun, güzelin ve iyinin peşinde koşar. Bu ayet-i kerimeler enfes bir şekilde bunu bize hatırlatıyor. Günümüzde de yaşıyoruz bunu. Üstadım çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam. Evet, kıymetli hocalarıma değerlendirmelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi yarışmacımız için puanlama vakti. Buyurun. Halil Hocam. Evet, Burhan Hocam. Tebessüm bir. Gözleri de çok güzel hocam. Evet. Yüzle buradan seni uğurlamak. Bendeki puanla mümkün olacak mı bilmiyorum. Ama siz tebessümünüzü hiç eksik etmeyiniz. 95. 95 puan veriyor Halil Hocam. Teşekkür ediyoruz. Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam. Burhan Bilim, babanız hafızmış. Siz de hafız olmayı düşündünüz mü yoksa bir mani mi oldu? Hocam düşündüm. Beraber köyde görev yaparken komşu köyümüzün hocasıyla birlikte başladık. 4 sayfaya kadar gittim. Sonra o başka bir yere atandı. Ben başka bir yere atandım. Kaldı ama inşallah düşünüyoruz hala daha. Niyetin var mı? Var hocam. Allah niyetini yerine getirmeyi nasibi müyesser Amin. Eylesin. Bu Amin. Mübarek Kur'an ayı Ramazan hürmetine. Evladım ben sana 96 puan veriyorum. 96 puan veriyor hocamız. Teşekkür ediyoruz. Osman Egin Hocam. İnşallah Rabbim senin karşına bu sendeki bu madeni güzel bir şekilde işleyecek bir hoca çıkarsın inşallah. Amin. Çünkü bu madenin işlenmeye ihtiyacı var diyorum. Ve sevgili Burhan Bilim kardeşime ben de ...95 puan veriyorum. 95 puan veriyor Osman Hocam. Burhan Bilim hocalarımızdan toplamda 286 puan alıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz ve uğurluyoruz. Buyursunlar. Sayın hocalarım, annesi babası işitme engelli. Allah Allah. Bu güzel çocuğumuzun Kur'an tilavetlerini hiçbir zaman şimdiye kadar duyamamış. Allah Allah. Oo. Şöyle söyleyeyim hocam, bir an onların yerine koydum kendimi. Çok duygulandım. Evet hocam. Siz benim hislerime tercüman oldunuz. Covid olmasa gidip sarılacağım ya. Ve bugün günü birinci bitiren yarışmacımız... Şimdi huzurlarınıza Halis Türk geliyor. Evet Halis'cim, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? Elhamdülillah iyiyim, siz nasılsınız? Hocam, şuna bir bakar mısınız? Maşallah, evet. Biblo gibi. Pırıl pırıl bir güzel daha, bir güzel bir delikanlı. Hele gözleri. Ya. Maşallah. Allah razı olsun. Evet Halis'cim, seni bir tanıyabilir miyiz? Halis Türk, 1999 Ankara doğumluyum. Ankara Kızılyamamlıyım. Maşallah. Ankara'da ailemle birlikte ikamet ediyoruz. Burada yaşıyorsunuz. Burada yaşıyoruz. Yerlisisiniz buranın. Evet. Evet. Gazi Üniversitesi yıldır? Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunuyum. Bu yıl yeni mezunuyum. Enerji sistemlerinin mezunusunuz. Evet. Maşallah. Peki Kur'an'la iştigaliniz ne zamandan beri? İlk Kur'an kursu vardı bir yakınımızda. Binanın alt katını mescit yapmışlardı. Orada ilk öğrenmeye başlamıştık. Daha evet. Sonra camilerde imamlarımızdan Kur'an dersleri alarak, talim okuyarak. Peki seni kim teşvik etti? Annen mi, baban mı, kim? Ya küçüklüğümden itibaren bir müezzin mahfilinde, ya camiye gittiğim zaman hep gözüm orada kalıyordu. Gittiğim zaman da bazı hocalarımız bize ve müezzine ikram ediyorlardı. Şöyle biraz rahatla istersen. Ha, bak. Oradan bir hevesimiz başladı. Oradan böyle, bu şekilde.
Ama daha çok annen mi, baban mı, babaannen mi? Kim seni teşvik İlk etti? İlk Kur'an-ı Kerim Kur'an kursuna götüren babaannem oldu. Babaannen oldu. O teşvik etmişti. Eyvallah. Annenle baban? Annem babam işitme engelli. İşitme engelli. Oo, Allah Allah. Sayın hocalarım, annesi babası işitme engelli. Allah Allah. Bu güzel çocuğumuzun Kur'an tilavetlerini hiçbir zaman şimdiye kadar duyamamış. Allah Allah. Hayla hayla. Onların gönül kulağı açık. Onların gönül gözü açık. Eyvallah. Oradan duyuyorlardır mutlaka. Eyvallah. Yani şöyle söyleyeyim hocam, bir an onların yerine koydum kendimi. Çok duygulandım. Evet hocam. Yani düşünün, Allah Allah, çocuğunuz Kur'an-ı Kerim okuyor ve siz dindar bir insanlarsınız. Meseleye hakim insanlarsınız ama çocuğunuzun Kur'an-ı Kerim okuduğunu hiçbir zaman duyamıyorsunuz. Konuşmaları nasıl acaba? Şöyle hocam, işitme engelliler genelde duyamadıkları için konuşamıyorlar. Evet, konuşamıyorlar. Doğru. Ve duyamıyorlar hocam. Sadece işaret diliyle sanırım. İşaret diliyle anlaşıyoruz. Evet. Evet. Peki, bu işinle Kur'an-ı Kerim daha çok vakit ayırabiliyor musun? Çünkü sonuçta bir yerde çalışıyorsun. Evet. Kur'an'a çok vakit ayırabiliyor musun? Mezun olduğum enerji sistemleri mühendisliği üzerine çalışıyorum. Özel bir firmada, güneş paneli üreten üretici bir firmada çalışıyorum. Hafta sonları müzik akademisine başladım. Sincan Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Konservatuvarı'nın birlikte organize ettiği 2 yıl sürecek bir müzik akademisi başladı. Müzik yaklaşık akademisi. 4 aydır da ona devam ediyoruz. Hmm. Müzikle de iştigal halindesin. Evet. Eyvallah. Peki hazırsan seni rahlenin başına alalım. Alalım. Peki buyurun. Halis Türk, Ali İmran Suresi 190 ila 194. ayetleri tilavet edecekler. Şimdi Kur'an zamanı ve söz Kur'an'ın. بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من
قد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Evet Halis kardeşim, ağzına, yüreğine sağlık. Allah razı olsun hocam. Rabbim teşekkür ederim. Rabbim senden de razı olsun. Buradan annene, babana selamımı ilet. İletirim inşallah. Onların ellerinden öpüyorum, o pak ellerinden. Senin Allah gibi bir olsun. Evlat yetiştirdiklerinden dolayı. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. İleteceğim inşallah, buradan da izliyorlardır. Eyvallah. Teşekkür ederim. Eyvallah. Efendim, şimdi 81 ilimizden misafir hocalarımız... Yarışmacımız için puanlama yapacaklar. Buyursunlar efendim. Evet, puanlamalarını gerçekleştiriyorlar. Gerçekleştirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ve değerlendirmeleri için Osman Egin hocam, buyurun. Eşref Ziya hocam, çok teşekkür ediyorum. Bu teşekkürüm tilavetten sonra o ifade ettiğiniz duygularınız için. Çünkü aynı duyguları ben de taşıyorum. Siz benim hislerime tercüman oldunuz. Allah sizden de razı olsun. Eyvallah hocam. Sizin de Cenab-ı Hak anneniz babanız sağ. Vefat ettiler hocam maalesef. Benim için 2015 ve 2016 yılları hüzün yıllarıdır hocam. Allah rahmet eylesin. Önce annemi kaybettim. 6 ay sonra babamı kaybettim. Mekanları cennet olsun. Evet, kardeşimle konuşurken biraz da onlar aklıma geldi. Duygulandım. Eyvallah üstadım benim. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Halis kardeşimiz tabii şimdi bu artık bir Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması Ramazan ayının bir geleneği haline geldi TRT sayesinde. Çok 6. şükür. Sezondayız. 6. sezonu icra ediyoruz. Bir Ramazan geleneği ve enfes bir şekilde devam edip gidiyor. Şimdi bu zaman zaman Eşref Ziya Hocam böyle meslekten olmayan ama bizim gibi mesleğin içindeki insanlardan daha çok buraya sevdalı arkadaşlarımız geliyor. Sevdalı yavrularımız, çocuklarımız geliyor. Ben de sizin gibi onları görünce gerçekten çok duygulanıyorum ama çok hoş bir duygu, tatlı bir duygu, leziz bir duygu. Cenab-ı Hak hep bunları bize yaşatsın inşallah. Maşallah. Bu maşallah. Sebeple ben de Halis Türk kardeşime çok teşekkür ediyorum. Evet. Halil Necipoğlu Hocam. Evet. Dostum güzel okudun. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederim. Ahenkli bir icraydı. İstifler güzeldi. Makamat itibariyle, seyir itibariyle söylüyorum. O ahenkli icrana, ahenkli bir sesine bir güç verebilseydin keşke diye de düşündüm ama sıhhatinizde problem var galiba. Evet, evet, evet biraz rahatsız hocam. Eyvallah. Güzel bir...
hissiyat oluştu. Gönlünüze sağlık, ağzınıza sağlık. Yolun, yönün, gönlün daima açık olsun. Allah razı olsun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam, buyurun. Son söz sizin. Halis Türk kardeşim, tebrik ediyorum başta. Allah razı olsun. Eksiksiz bir tilavet sundunuz bize. Bir defa başlama, seyir ve bütün perdeleri kullandınız. Ta Tiznevaya kadar bütün perdeleri kullandınız. Tabii Aşr-ı Şerif'in genişliği dolayısıyla üzerlerinde fazla duramadınız ama yokladınız. Gayet güzeldi. Harfler kalikalesinden idgamlarına kadar çok güzeldi. Yani sanki böyle 22 yaşında başka bir meslek grubunda olan kardeşimizden böyle bir tilavet beklemek müthiş bir mutluluk. Benim için sürpriz oldu hocam. Gerçek çok, söylüyorum çok benim müthiş için sürpriz bir mutluluk. Oldu. Ben de muhterem annene babana selam ediyorum. Aleyküm selam. Senin şahsında onlara hürmetler ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Allah onlara sizin sağlığınızı ve ileriki başarılarınızı tattırsın inşallah. İnşallah. Sadece burada hatırında kalması için bir vakıf geriden alma hatası var burada. Bunu burada okuyanlar hep yaptılar. Biz de hep ikaz ettik ama hep tekrar ediliyor. Sen tekrar etme. Şöyle, innena semi'na münadiyen yunadi lil iman diye durdunuz ya, münadiyenden almayın, yunadiden alınır. Yunadi fiildir. Arapçada cümle fiille başlar. Yunadi lil imani en aminu diye. Bundan sonra okuduklarınızda oradan alırsanız beni de hatırlarsınız. İnşallah hocam. Eyvallah hocam. Halis, gözlerinden öpüyorum. Allah tebrik olsun. Ediyorum. Ellerinizden öpüyorum. Eyvallah. Kıymetli hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Evet Halis, şimdi sizin için puanlama zamanı. Buyurun. Osman İlgin Hocam, buyurun. Evet, Halis Türk kardeşim, öncelikle bu güzel duruşun, cesurca davranışın ve bizi sekinete sevk eden bu güzel tilavetin sebebiyle bendeniz bu akşam sizlere ...94 puan veriyor Osman Hocam. Halil Hocam. Evet. Değerli dostum. Sizin son ifadeniz çok güzeldi. Gençlere Kur'an'ı teşvik etmeniz. Evet, ben de size 95 puan veriyorum. 95 puan veriyor Halil Hocam. Evet, son olarak bugünün son puanlaması Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam. Buyurun. Teşekkür ederim Eşref kardeşim. Halis'cim, hiç hafız olmayı düşündün mü? Aklına geldi mi öyle bir şey? Düşünmüştüm hocam. Nasip olmadı inşallah. Bundan efendim? Sonra. Bu zamana kadar düşündüm ama nasip olmadı hocam inşallah. İnşallah olur. Olur. İnşallah olur. Masanın evet. Üzerinde duruyor mu? Duruyor inşallah. He? Duruyor inşallah. Allah nasip eder inşallah. İnşallah. Ben size 97 puan veriyorum. 97 puan veriyor Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam. Evet, yarışmacımız kıymetli jürimizden 286 puan alıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz ve uğurluyoruz. Buyursunlar. Efendim, geldik programımızın sonlarına. Şimdi final zamanı. Evet dostlar, 81 ilimizden stüdyomuza bağlanan hocalarımızın puanlamaları ve çok kıymetli jürimizin, kıymetlilerimizin puanlamalarıyla
artık günün sıralaması belli oldu. Evet Kur'an dostları, heyecanımız artıyor. Acaba hangi yarışmacımız bugünün birincisi oldu? Artık yavaş yavaş işin sonuna geldik. Ve bugün ...81 ilden stüdyomuza bağlanan misafir hocalarımızdan aldığı 82 puan ve jürimizden aldığı puanlarla toplamda 367 puan alarak günü üçüncü bitiren yarışmacımız Burhan Bilim. Kendisini tebrik ediyoruz. 81 ilden stüdyomuza bağlanan misafir hocalarımızdan aldığı 84 puan ve jürimizden aldığı puanlarla toplamda 370 puan alarak günü ikinci bitiren yarışmacımız Halis Türk. Kendisini tebrik ediyoruz. 81 ilden stüdyomuza bağlanan misafir hocalarımızdan aldığı 83 puan ve jürimizden aldığı puanlarla toplamda 379 puan alarak günü birinci bitiren yarışmacımız Bilal Yıldırım. Kendisini tebrik ediyoruz ve 3 tam altınla ödüllendiriyoruz. Efendim, Kur'an dolu bir programın daha sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidi ve duasıyla. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın, Kur'an'la kalın.